Merhaba sevgili Oğlaklar ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar. Ekim 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, sizin için kariyer konularında gelecekle ilgili beklentileriniz, statünüz, toplumsal anlamdaki duruşunuz, tüm bu alanlarda önemli bir ay Ekim ayı. Güneş ayın 23'üne kadar Terazi Burcu'nda olacak ve hemen ayın başında 2 Ekim'de Terazi Burcu'nda yeni ay ile birlikte güneş tutulması var. Güneş tutulmaları çok güçlü yeni aylardır. Sadece bu ayla sınırlı değil. Önümüzdeki en az 6 ay hızlı bir şekilde hayatımızda tesirli olabilir ve bir yıla yayılan etkiler de tabii ki getirebilir. Koç terazi aksındaki tutulmaları 2023 Nisan'dan bu yana yaşıyoruz ve muhtemelen sizin hayatınızda kariyerinizi, statünüzü etkileyecek, toplumsal kimliğinizi etkileyecek gelişmeler olmuş olabilir. İşte bu tutulma terazi aksındaki son tutulma ve önümüzdeki 9 yılda artık bu alanda tutulma yaşamayacağız. Son 1-1,5 yıldır gündeminizde olan konular artık bir sonuç verebilir. Buralarda bir karar aşamasında olabilirsiniz. Uğraştığınız işlerin sonuçlarını alabilirsiniz. Tabii ki mesleki konulardan bir başarı getirebilir. İş değişimleri, terfiler olabilir, yer değişimleri olabilir. Belki yeni bir mesleğe başlayacaksınız ya da bir işi bırakacaksınız, ayrılacaksınız. Hayatınıza yeni bir dönem başlatacaksınız. Görev değişimleriniz olabilir. Çalıştığınız ortamdaki üstlerle olan ilişki dinamiklerinizde düzenlemeler olabilir. Sadece iş kariyer değil, toplumdaki statü, evlilik ve medeni durumumuzla ilgili biliyorsunuz. Yani evlilik olabilir, ayrılık olabilir ve bunlar son 1-1,5 yıldır zaten hayatınızdaki konularla birlikte çalışabilir. Anne baba olabilirsiniz, medeni durumla alakalı. Veya sizin anneniz, babanız, aileniz ve onların durumlarıyla ilgili önemli gelişmeler olabilir. Onların sağlıkları, düzenleri ve benzeri konuların tesirleri artabilir. Unutmayın sevgili oğlaklar. Öncü burçlarımız önemli etkiler alıyorlar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Siz bir öncü burçsunuz. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 10 derece ve yakınlarındaysa bu tutulma sizin için tabii ki çok daha kadersel, önemli tesirler getirebilir. Ay boyunca Mars yengeçte olacak. Karşıt burcunuzda olacak. Bu ne demek? Zaman zaman biraz stres var. Özellikle karşınızdaki kişilerle ilişkilere dikkat etmek lazım. Eşinizle ilişkiler, herhangi bir ortaklı işiniz varsa, partnerinizle, ortağınızla olan ilişkiler ya da herhangi bir yasal süreciniz olabilir. Bir davanız, bir mahkemeniz, bir hak arayışınız olabilir. Belki bir boşanma konunuz var. Belki bir burada işle ilgili böyle bir yasal süreciniz var. Rakipleriniz veya işte açık düşmanlıklarınız olabilir. Hani bir dava, bir mahkeme konunuz tutulmanın da tesiriyle tabii ki aktif olabilir. Mars burada ay boyunca bir mücadele olabileceğini gösteriyor ve karşınızdaki kişilerden gelebilecek streslere de dikkat edin. Çünkü gerçekten zaman zaman tehdit oluşturabilir bu. Zararlar da getirebilir, bazı riskler getirebilir. Beklediğiniz ya da beklemediğiniz durumlar da söz konusu olabilir ayın geneline baktığımızda. Sevgili oğlaklar, Plüto burcunuzdaki geçişini artık bu ay tamamlayacak. 29 derece Oğlak burcundaki retrosu bitiyor, ileri harekete dönecek ve Kasım'da tamamen Kova burcuna geçecek ve artık burcunuza bir daha geri dönüşü yok. Dolayısıyla özellikle güneşiniz veya yükselen burcunuz 29 derece ve yakınlarındaysa Plüton'un baskısını son kez bu ay hissedebilirsiniz. Özellikle dönüştürülmesi gereken, hayatınızda tamamlanması gereken konularda maddi, manevi veya ruhsal ya da fiziksel baskıların artması mümkün görünüyor. Bu otorite figürleriyle olan ilişki dinamikleriniz, aileyle ilgili konular olabilir. Kariyerinizle ilgili yaptığınız mücadeleler veya bazı yasal süreçleriniz olabilir. Genel olarak bu ay baskıların olabileceği bir ay. Çünkü Plüto ay ortalarından itibaren önce Merkür'le ardından Mars'la sert açılar içerisinde olacak. Bu da zıtlaşmaları, manipülatif durumları, duygusal baskıları arttırabilir yaşamınızda. Ayın 17'sinde 24 derece Koç burcunda Dolunay var. Bu Dolunay da bu bahsettiğim etkileri içinde barındıran bir Dolunay. Dördüncü evinizde meydana gelecek bir tamamlanma enerjisi var ve tabii ki çok güçlü bir farkındalık içerisindeyiz. Ama Dolunay'ında genel olarak sizi biraz huzursuz etmesi, içsel anlamda birazcık tedirgin etmesi mümkün görünüyor. Özellikle özel hayat deyince yuva konuları, aile konuları, evlilik gibi bir konu veya işte ebeveynleriniz, anne baba, onların sağlıkları ve benzeri alanlarda streslerin olabileceği ama artık tamamlanması ve dönüşmesi gereken konularda da iyice
iyice bazı yüzleşmelerin olabileceği bir dönem. Yer değişiklikleri de olabilir çünkü burası ev yuva alanı. Yani evlilikle bağlantılı, ayrılıkla bağlantılı veya hani aile evinden ayrılmak gibi bir taşınma olabilir. Size ait bir evin satılması ya da kentsel dönüşüm gibi aile evi ve yuvasıyla alakalı konular. Belki bir tayin olma nedeniyle yani işle bağlantılı bir yine yer değişikliği ve benzeri konunuz da olabilir tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarına bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 24 derece ve yakınlarındaysa aslında 20 ile 30 derece arası güçlü etkiler alacaktır. Burada bu dolunay sizin için daha etkili olabilir, daha sert olabilir. Ayın 17'sinden itibaren ay sonuna kadar olan o 2 haftalık süreç içerisinde de dolunay tesirlerinin devam etmesini bekleyebiliriz. Ayın 23'ünden itibaren Güneş Akrep Burcu'na geçecek. 11. evinize geçecek. Biraz sosyalleşmek isteyeceksiniz. Biraz böyle arkadaşlara zaman ayırma konusu olabilir ama bunlar tabii gruplara girebileceğinizi, özel amaçlı, sosyal amaçlı etkileşimler olabileceği gibi iş amaçlı da bazı ekip çalışmaları ya da hani grup faaliyetlerinin gündeme gelebileceğini gösteriyor. Özellikle Ekim ayının sonlarından itibaren bazı projelerde daha aktif olmanız ya da daha güçlü bazı fikirler, geleceğe ait projeler oluşturmanız ya da bazı kariyerle ilgili teklifler almanız da mümkün olabilir ki bunlar Kasım ayında da gündeminizi şekillendirecek konular olabilir sevgili oğlaklar. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenebilirsiniz ve henüz olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.